genel olarak kripto yayını yapabiliriz. Kripto ile ilgili bilgi verebiliriz. Çünkü aşırı derecede kriptoda bir yükseliş oldu ve çok fazla mesaj geliyor. Arkadaşlar, halk arzla ile ilgili bilgi olmayanlar YouTube'da halk arz ne zaman satılır videosunu izlesinler. Canlı yayında uzun uzun anlatmayayım. 40 dakikalık iki ayrı video var. Limalı sormuş Serkan. Senin için söylüyorum bunu. Adıyaman, BIST 100 neden düşmekte var mı yorumunuz? Arkadaşlar, borsa hisse senetleri, kripto paralar gitgelli ortamlardır. Öyle iki gün düştü diye panik olacaksanız en baştan altınınızı alın, evde rahat rahat uyuyun. Risk sevmiyorsanız, yani bir yerde risk varsa kayıp imkanı da aynı derecede oluyor. Evet, gümüşle ilgili Erkan, beklenti 2024 yılında gümüş dolara karşı değer kazanacak tabii ki diye raporlar mevcut. Altın mı gümüş mü dersen, ben genelde altın portföyümün atıyorum toplam paramın, sermaye piyasalarındaki toplam paramın %10'u altındaysa %5'i gümüşte oluyor. Gümüşün biraz daha azdır. Gümüş altın karşısında bir %3 ekstra gelir sağlayabilir diye banka raporları var ama benim gözümde altın ve gümüş biraz birikim tadında az riskli araçlar. Çok böyle aşırı derecede sevdiğim yatırım araçları değil. Emre, altcoin'ler ne olacak demişsin. Şu anda sevinmen lazım. Bitcoin'e çok ciddi derecede para akıyor. Genelde Bitcoin'e para aktıktan sonra yaklaşık 4 saatlik mumda 12 tane mum, yani 48 saat içerisinde para Ethereum'a akmaya başlar. O yüzden ötürü Bitcoin'de hemen sevineceksin, üzerine Ethereum gelir derken kısa vade olarak düşündüğünde altcoin'e sonra destek verir. Sıralama genelde para Bitcoin'e gider, Ethereum akar, oradan altcoin'e akar şeklinde. Hem uzun vadede hem kısa vadede genelde metrik bu olur. Bununla ilgili Bitcoin dominansının ne olduğu ile ilgili eğitime katıl ya da hiç eğitim bütçen yoksa YouTube üzerinden Bitcoin dominansı nedir, Tether dominansı nedir? Kriptoda total 1, total 2 gibi kavramları öğren mutlaka. Nevin, Bitcoin'den kar alınır mı demiş. Kısa vade düşünüyorsan, bir yere borcunu ödemen varsa her zaman diyorum kademeli kar alın. Ama bugün çoğu öğrencim kademeli satışta %20 yapmak yerine %50 yapmış. Hata bence. Yoksa hani karla kapanan her işlem bence hata da değildir aslında ama genel olarak böyle söyleyeyim. Bir anda yüklü derecede elindeki Bitcoin'in ya da elindeki Borsa İstanbul hissesinin ya da Amerikan Borsası hissesinin veya fonunun bir anda kar aldım diye %50'sini satmanız bence doğru değildir. Ama bu sizin haksız çıkmayacağınız anlamına gelmiyor. Bazen %50 satarsın, oradan Bitcoin düzeltme yapar. 56 bin dolara geldi. 45'e düşer. Hemen yerine de koyabilirsin. Bazen bu avantaj da olur ama ben bu derece yüklü derecede satışlarla kar almayı doğru bulmuyorum. Kendim ne yapıyorum Nevin, onu söyleyeyim hemen. Bitcoin ve Ethereum'da 0.0001 bile satış yapmıyorum. 2025 rallisi bekliyorum. Rally daha erken gelirse, çünkü spot ETF'ler kabul edildi. Bilmeyenler için söylüyorum, spot ETF fonlar oluyor, resmi fonlar. Regülasyon geliyor Amerika'da. Bitcoin fonu kabul edildi. Ethereum fonu da 20 Mayıs'a kadar kabul edilme ihtimali var. Bu ihtimalin %70 olduğunu söylüyor raporlar. Eğer o olursa Ethereum da ciddi derecede fon olacak. Bunu neden anlatıyorum? Fonlardan ötürü ciddi derecede kurumsal alış var. Bu yüzden ötürü düşüş beklemiyorum. Lakin Bitcoin ve Ethereum fonundan ötürü rally erken alınabilir. 2025'te beklerken aşırı yükselişi bir anda Bitcoin'i 70 üstü, Ethereum'u da 5000 dolarlara kadar görebiliriz bu sene içinde diye belirtiyorum. Ama bunu kısa vade düşünmeyin. Ya işte hedef böyle söyledi, sonra aldık da işte 3300'den Ethereum'u oldu 2700, bu adam bizi yaktı bitti gibi bir düşünceniz var ise bulaşmayın ya da küçük alım yapın. Örnek veriyorum, boşta 5000 dolarınız vardır, 1000 dolarlık %20 gibi bir alım yapabilirsin. Böylelikle yükseliş olursa Ethereum'un olur, sevinirsin. Düşüş olursa da bak biraz daha alayım diyebilirsin diye söylüyorum. Kadir, Bitcoin'e girmek için hiçbir zaman geç kaldığını düşünmüyorum ama yine dediğim gibi bir anda alımlarını yapmanı önermiyorum. Buran, Akro hakkında ne düşünüyorum? Şu anda halka arzlarda biliyorsun önce yükseliş olduktan sonra düşüş düzeltmeleri geliyor. Ben halka arzlarda genelde, arkadaşlar dürüst konuşayım, tabii karar sizlerin. Her zaman anlattığım hiçbir şey kişisel yatırım tavsiyesi almayın. Ben halka arzlarda 6-7 gün tavan aldıktan sonra o parayı alıp o paralarla yeniden Borsa İstanbul'da uzun vade bir fonuma aktarıyorum parayı ya da Ethereum Bitcoin tarafında değerlendiriyorum. Serhat, Ethereum 100x açalım mı demiş. Kaldıraçlı işlem çok tehlikeli. 100x zaten çok çok tehlikeli. Bilmeyen arkadaşlara söyleyelim. Serhat'ın dediği şu arkadaşlar, 1000 dolarla 100x Ethereum işlem açtınız diyelim yükseliş tarzında. Ama Ethereum %1 bile düşerse, yani 3000 dolardan yaklaşık işte 30 dolar gibi, hatta %1 değil mi? %1 aynen. 30 dolar bile düşerse bir anda tepe taklak olursunuz. Eğer 10x işlem açarsanız 300 dolar düşerse tepe taklak olursunuz gibi böyle düşünebilirsiniz. Dediği şey, kumar oynamaktan farkı yok.
Yeni yatırıma Bitcoin ile başlamak mantıklı mı? Vural, sadece Bitcoin'den yatırım ne olursa olsun olmaz. Ben Bitcoin maksimalistiyim. Toplam varlıklarımın %50'si kriptoda ama bu doğru değil. Yatırımcılar %10, %15'i geçmemeni önerirler. Kesinlikle sadece Bitcoin almak doğru değildir. Kişisel fikrim ki Bitcoin arşivleri olarak biliyorsunuz beni. Kripto borsalarına girin, fonlara girin. Amerikan borsa fonları, BIST fonları, BIST kendi hisseleriniz, halka arzlar, ABD borsasından hisseler, altın, gümüş, güzel bir sepet yaparsanız her yerde inanın o kadar güzel kazanıyorsunuz ki. Dominans ve genel akışla ilgili bilgi vereceğim. Arkadaşlar çok sağ olun. İnanılmaz derecede mesaj geliyor, kayıyor. Her şeyi okuyamıyorum. Aynur, hisse almaktan bahsetmişsin. Ne hissesi? Yani yeni yatırımcılara hisse almayı önerir misiniz? Amerikan borsası mı? Borsa İstanbul mu? Hiçbir şey anlamadım. Serap yazmış. Finansal okuryazar cahil olarak algılamaya çalışıyorum. Dert etme. Benim yaşım 38. Ben bundan 9 sene önce yatırımlara başladım. Öyle 20'sinde bu işlere başlamadım. 9 sene içerisinde bunların her birçok şeyini öğrendim ve tecrübe ettim. Hiçbir şey için geç değildir. 55 yaşında yatırımlara başlayan danışan arkadaşlarım var ve 55-60 yaşına rağmen öyle güzel öğrendiler ki bazı şeyleri. Biraz istek meselesi, öğrenmenin yaşı yok. Yeni yatırımcı hangi uygulamayı kullansa, ne için hangi uygulama? Yani finansal piyasalar için mi, takip için mi, borsa için mi, ne için? Fonlara %40 gelir mi? Vergiyi soruyorsan her an her şey yapılabilir Türkiye'de. Şişe camı değerlendirmeyeceğim, hisse değerlendirmem doğru değil arkadaşlar. Bitcoin için neyle ne kadar başlamalıyım? Bunun için toplam sepetini bilmem lazım. Toplam ne kadar param lazım var onu bilmem lazım. Gelirin nedir, giderin nedir? Gelirin giderin ne kadar üstünde? Mevcut elinde yatırım ne var? Mesela elinde %100 altın olan bir arkadaşa yönlendirme yapıp bununla ilgili bir yüzdesel plan çıkarılabilir risk karakterine göre. Ama senin neyin olduğunu İPKA'da, NİK'in bilmediğim için bir şey diyemem. Sepetini görmem lazım. Link bir altcoin'dir. Altcoin rallisinde yürüyenler genel olarak yürür. Link eski dinozor coinlerden. Market cap'i dediğimiz piyasa değeri biraz büyüktür. O yüzden ötürü böyle altcoin'lerin küçük piyasa değerliler gibi uçup gitmez ama sonuçta bir yere para akmaya başladığını her yerden kazanırsınız arkadaşlar. Kriptodaki şu anda gördüğümüz süreç bu. Mehmet Avax'ın güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. All time high'ı yani şimdiye kadar gördüğü en yüksek fiyatı $140. Şu anda $140. Ben 6 ay önce paylaşımım vardı. 8 ile 16 dolar arası Avax inanılmaz ucuz demiştim. Ama insanlara da hadi al diyemiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kimi insan var 9 dolardan alıyor, 7 dolar oluyor. Beni mahvettiniz, yıktınız, bittiniz diye mesaj atıyor. O yüzden size direkt al vesaire diyemeyiz. Yani her şeyi de bilemiyoruz yani. Bu seviyeden Ether alalım mı belirttik. Evet arkadaşlar, XRP Ripple ile ilgili dava süreci var. Bu dava önemli. Dava sonuçlanırsa XRP buradan 5 dolara yürür. Ama dava 3 yıldır bir türlü ilerlemiyor. Ripple'da benim sepetim %1'i falan Ripple'dır. Haliyle Ripple'la ilgili yani küçük bir miktarım olduğu için büyük koyma taraftarı hiç değilim. Oraya giren insanlar yok dava bitecek, yok Simpsons'larda $500 diye falan öyle garip şeylere inananlar oluyor. Simpsons'lardaki $500'ların görünmesi için piyasa değerine Bitcoin kadar para girmesi lazım Ripple'ın. Bunun da mümkün olduğunu şahsen düşünmüyorum. Evet, ihtiyaç yoksa Kaan Şaşoğlu yazmış. 2025'e kadar Bitcoin kripto tutulur mu demiş. Ben %100 katılıyorum. Uzun vade öbür seneye kadar ihtiyacınız yoksa tutulur diye düşünüyorum. Ama bir yere borcunuz vardır. Bir kredi borcunuz vardır. Şirketinizde işler iyi gitmiyordur. Şahsi bir yere vermeniz gereken para varsa da tabii kısmi kar alabilirsiniz. Uğur, hocam borsa bugün düşüşte. Evet, yani bir günlük piyasaya girdiyseniz yanlış yerdesiniz. Evet dostlar, yayının sonuna geldik. Bu videoyu sonradan YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. YouTube'a yükleyeceğim dostlar. Kıbrıs'tan selamlar. Hala abone olmayan varsa YouTube'a abone olsun arkadaşlar. YouTube'da yeni yayınlar gelecek. Son videomuz yatırım mı, birikim mi, hangi yatırım daha iyi videosunu da izlemeyi unutmayın. Instagram'da canlı yayınların bildirimini açarsanız yakında bir çekiliş daha yapacağız. O çekilişte para ödülümüz olacak dostlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Öpüyorum çok. Biraz da tatildeyim, dinlenmek istiyorum. Görüşmek üzere.